Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir tane demo kaydederken çok tatlı bir şey keşfettim. Bir pluginle vokalinizi nasıl çok tatlı hale getireceğinizi göstereceğim. Hem de bir ufak detaydan bahsedeceğim. Bunun için ayrı videoda çekeceğim. Gain Staging hakkında. Lafı uzatmadan videomuza geçelim. Siz de bu arada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ayrıca bana destek olmanın en tatlı yolu da hali hazırda yaptıracağınız mix, mastering ya da beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi videomuza geçelim. Bu arada bir hatırlatmam var. Onu da unutmadan söyleyeyim. Vokallerinizi mixliyoruz diye bir seri planlıyorum. Onun için hala bana yeterli vokal gelmedi. Olay şu. Siz bana mixlenmek için vokallerinizi kanallarla veya beatle birlikte göndereceksiniz. Belli bir miktara ulaştıktan sonra ben bu projeleri mix yapmak isteyen arkadaşlarla paylaşacağım. Bu arkadaşların yaptığı farklı mixleri birlikte dinleyeceğiz. Discord'dan birkaç arkadaş çekeceğim. Birlikte inceleyeceğiz, dinleyeceğiz. Hem şarkısını üreten arkadaşlar birden fazla mixle şarkısını dinleyip kendisi hakkında bazı çıkarımlarda bulunabilecek. Hem de mix yapan arkadaşlar birden fazla mix'i dinleyip kendi mixlerindeki eksiklikleri belki görebilirler diye böyle faydalı bir şey yapmak istiyorum. Ama bana yeterli vokal gelmedi, yeterli proje gelmedi. O yüzden hala başlayamadım. Haberiniz olsun. Gerekli duyuruları Discord'dan yapıyorum. Discord'da yoksanız Discord linki açıklamalarda var. Oraya da beklerim. Hadi geçelim, daha da lafı uzatmayayım. Şimdi öncelikle hiçbir şey yapmadan önce raw vokali bir efeksiz dinleyelim ve olay gizli pluginimize gelsin. Sözde gizli. İlk önce şeyden bahsetmek istiyorum. 2 tane ViewMeter açtım. Herhangi bir level izleme plugini açabilirsiniz. ViewMeter şart değil. Bu soldaki vokalin girdiği ve bu da pluginden çıktığı leveller. Bu aklınızda olsun. Birazdan bununla ilgili bir şey anlatacağım. Ama önce bir tamamen efeksiz ve efektli hallerini bir dinleyelim. Kafada biter olay enkaz adamım yoluna tepede dolunay merhaba gibi günü ayda bir depolama hayır yem olamam bu bir ana sürülerine kanımın kokusu çeker içime kanarım değil dikkat etmek hiç amacım gölge ardı yürütür işimi bu yüzden kötülük işimiz değil hiç gücümüz aslımız maske aksaklı gülümsemem işime gelmezse kimseye gülümsemem ve ardı sıra saklarım üzülemem nefesim kanımdan hızlı aktığı sürece bu boka verilen hak tüm sürecek el ele bet el ele veririz Edo ve ben kafalar değil bak hedefim hay negatif değilim yine de dokunsam sönerdi belki de ışıldak ay istemek değil bu söke alacağım zamanla kendime pay o yüzden şimdilik bay keskin dişim bu ufacık bite. Şimdi fark ettiğiniz bir şey varsa dinlerken birincisi vokal daha parlak, daha öne geçti. Tamam, okey, mixle ilgili bildiğiniz şeyler cepte. Ama Gain Staging olayından bahsetmek istiyorum. Vokalin girdiği levelle çıktığı level neredeyse birbirinin aynısı. Bu da size şu avantajı sağlıyor. Yani eğer mix yaptıktan sonra gerçekten daha iyi mi hale geldi vokal, daha mı kötü hale geldi? Çünkü kulağımız desibel anlamında gelen seviyelerde farklı respansları var. Yani kulak desibel arttıkça, duyduğun sesin yüksekliği arttıkça kulağın algıladığı frekans aralığı değişiyor ve bu size her zaman yüksek ses daha iyiymiş gibi geliyor. O yüzden mix yaparken vokalin girdiği ve çıktığı seviyenin neredeyse aynı olduğuna dikkat ederseniz Gain Staging olayına. Çünkü equalizer, kompresör, saturation bunların hepsi vokale biraz desibel ekler, volüm ekler ve her eklediğinde biraz daha yukarı çıkar. Hem clipping'den uzak durmuş olursunuz hem de vokal gerçekten daha iyi mi hale geldi yoksa sesin yüksekliği sizi kandırıyor mu kandırmıyor mu emin olursunuz, buna dikkat edin. Şimdi pluginleri göstermeden önce sentleri zaten iki önceki videomda anlattım. Bu template'i de size verdim. Şu an aynı template'i açtım ben de. Size verdiğim ücretsiz template'i bir önceki videomda. Efektleri o yüzden anlatmayacağım. Orada tek tek anlattım hepsini. Aynı efektleri sadece level anlamında farklı kullanıyorum. Önce bir kapatayım pluginleri. Aynı işlemleri tekrardan tekrarlayacağım. Sol taraf vokalin girdiği, sağ taraf vokalin çıktığı desibel. Haberiniz olsun. Şimdi vokalde ilk önce yaptığım şey vokali beat'i biraz kıstım. 6 desibel kıstım. Rastgele kıstım. 6 desibel'e denk geldi. Vokali de bir 5 desibel aşağıya çektim. Yani vokal önceden şöyleydi. İçine geldiği leveli -5 desibel olarak belirledim. Şu sol taraftaki pluginleri görebilirsiniz. -5 desibel'e getirdim. Vokalle beat'i bir level anlamında dengeledim. İlk yaptığım şey oydu. İkinci yaptığım şeye bir tane EQ attım ve vokalde rahatsız olduğum bazı frekansları sildim. Nedir o rahatsız olduğum bazı frekanslar? Mesela low'lar. Çünkü bu 100 Hz altına şarkıda zaten ihtiyacımız olmadığı gibi orada ekstra lambıllar bir şeyler, paplar bir şeyler fırlayabilir. Hani gereksiz istenmeyen bir sürü ses oradan çıkabilir. O yüzden onu kesmekte fayda olur. İkincisi, dinlerken vokali size yardımcı olsun diye bir teoriden bahsedeceğim. Yani dinleyip tabii ki kulağınızın tecrübesiyle karar vermeniz en önemlisi. Ama bir tüyo daha vereceğim, işinize yarayabilecek. Hani sweeping yapıyorduk ya, böyle yaparak kötü frekansı buluyorduk. Onun tam tersini yapacağız. Aşağı indirip şöyle vokalde aşağıya doğru ters sweeping yaparak vokalin en tatlı olduğu noktaları bulacağız. Yani vokaldeki sorunun "aa gitti, vokal açıldı" dediğimiz yerleri kısacağız biraz. Bakalım. Mesela buraya biraz kıstığımda vokal biraz öne çıktı. Fark ettiniz mi? Biraz abartayım, daha rahat duyun. Herkes duyabilsin diye. Bir ses var arkada ve o vokalden gitti. Biraz odamdan kaynaklı, biraz benden kaynaklı. O ses vokali biraz daha açtı biraz kısınca. Tabi bu kadar abartı kısmayın. Şimdi biraz daha deneyeceğim, bakalım. Vokali açtığı yerleri bulmaya çalışıyorum. Vokalin daha iyi duyulduğu yer. Burası mesela, bakın bir. Biraz daraltayım. Biraz daha çok abartmadan bir göstereyim size. Vokaldeki ses farkı sizi yanıltmasın. Vokali biraz daha açtık yani böylelikle. Dar kesikler, çok geniş kesikler değil. Bakalım. Rahatsız olduğum bazı frekansları sildim. Bakalım çok fark ediyor mu? Giren vokal çıkan vokalin yakın olduğuna dikkat edin. Birebir aynı olmasına gerek yok ama yakın olduğuna dikkat edin. Yani biraz açabiliriz mesela vokali. İstemek değil bu, söke söke alacağım. Zamanla kendime pay. O yüzden şimdilik bay. Keskin dişim bu ufacık bay. Şimdi fark ettiğim ve çok tatlı bir plugin'e geleceğiz. Yani kullanıyordum ama bu kadar tek başına bu kadar etkili olduğundan emin değildim. Şimdi birincisi, plugin'in ne yaptığını anlatacağım ama daha böyle beginner seviyede, daha böyle hani ne yaptığından çok emin olmayan arkadaşların da anlayacağı şekilde anlatacağım. Haberiniz olsun. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane plugin'imiz var. Birisi preamp, saturation, birisi gate, birisi deesser, birisi equalizer, birisi kompresör. Bunların hepsinin ne olduğu ile ilgili videom var. Kanalımda biraz gezinebilirsiniz. Biraz saturation vereceğim. 3 farklı saturation tipi var burada. Odd, even, heavy. Saturation hakkında detaylı video çekmek istiyorum. İleride çekeceğim. Şimdi olay şu. Açtık preamp tuşuna, bastık. Saturation'ı aktif ettik. Yükselteceğim biraz abartarak. Ve üçünden hangisinin tatlı olduğunu seçeceğim. Bakalım. Kafada biter olay, enkaz adamım yoluna, tepede dolunay, merhaba gibi gücünü ayda bir depolama. Even olan hoşuma gitti. Şimdi ama çok da abartmadan tabii. Biraz saturation verdim hafiften. Vokali biraz daha güçlendirsin, harmonik anlamda biraz daha vücut katsın diye. Low'ları buradan da alabilirsiniz. Filtre burası. High pass, low pass filtre. Birazını alalım. Şu thumb şu işe yarıyor. Şöyle bir şey bu thumb. Mesela bir equalizer açayım. O thumb tuşu tam olarak şuna yarıyor. Mesela şu, gördünüz mü şurada çıkan uç? O thumb dediği şu. Biraz o filtreden biraz böyle yükselti veriyor. O filtre açtığımız o filtreden biraz yükselti veriyor. Ben seviyorum açmayı. Bazı vokallerde güzel gidiyor. Açtım o yüzden. Bu plugin'i sevdiğim bir tarafı da input output olduğu için burada gözüken aşağı yukarı neredesiniz göre mesela girenle çıkan vokalin seviyesinin neredeyse aynı olduğundan emin olun. Tamamen birebir aynı olmasına gerek yok. Takıntı yapmanıza gerek yok ama neredeyse aynı olduğundan emin olun. Geçelim gate kısmına. Burada expander kısmı var. Gate'in biraz daha yumuşak hali gibi düşünebilirsiniz. Konuşmadığınız yerlerle vokali biraz geri alıyor. Threshold işinize yarar sadece. Yani vokalin girdiği ve çıktığı son kelimeleri yemediği yerde tutun. Bakalım. Vokal aktifken buradaki attenuation kısmının çok fazla oynamadığından emin olun, yeterli. DS'er var. İki tane DS'er olması çok tatlı. Çünkü birincisinde gerçekten S'leri şeyleri tutabilirken diğerinde sorunlu frekansları tamir edebilirsiniz. Veya atıyorum S'lerinizin patladığı yer başka, Ş'lerinizin patladığı yer başkadır. İkisini ayrı ayrı temizleyebilirsiniz. Orada da yapacağınız şu. Şuna basın. Meet'i bir kapatın. S'lerinizin patladığı aralığı bulun. Bu şelf şeklinde çalışıyor ilki. Yani ben öyle kullanıyorum. Size de öyle tavsiye ederim. Bakalım. Aralığı buldum. Şimdi tatlı bir noktayı seçelim. Biraz geri çekelim. 3 desibel, 6 desibel. Çok 9'a gelmeyecek şekilde. İkinci olan DS'lara şunu yapacağım. Threshold'u abartacağım ve vokalin açıldığı yeri bulacağım. Olay bu, ya da yumuşadığı. Hangisi ise sorun. Yapacağım şimdi. En tatlı geldiği yeri bulacağım. İzleyin. Kafalar değil bak hedefim high. Negatif değilim yine de dokunsam sönerdi belki de ışılda kay. İstemek değil bu söke söke alacağım. Zamanla kendime pay. 350 Hz civarlarını, yani odamın biraz yan kısmının olduğu yeri. Burası sanki dinamik kompresörmüş gibi ki zaten öyle. Kullanacağım ve oraya biraz müdahale edeceğim. O yüzden şimdilik bay. Keskin dişim bu ufacık bay. En sevdiğim kısmı bu plugin'in nedense equalizer'ı çok yumuşak çalışıyor. Yani özellikle tizlerde çok hoşuma gidiyor. Dinleyin şimdi bu high shelf ilkini kullanacağız. EQ'yu aktif ettim. Yani 16 desibel bile yükseltsem çok yumuşak yükseliyor. Çok hoşuma gidiyor işte. İkinci equalizer'ları yine 5-6 desibel yükselteceğim. Sweeping yapacağım. Tatlı bulduğum noktayı, vokali öne çıkartan noktayı bulup onu bir 3 desibel 4 desibel yükselteceğim kullanmayı. İlk kompresörde, yani bu plugin'i ben böyle kullanıyorum. Bir sürü yolu var, yani benim anlattığım tek bir yol değil. Siz kendi yolunuzu keşfedebilirsiniz ama yardımcı olması için böyle anlatacağım. İlk kompresörde 3-5 desibel, 6 desibel gain reduction hedefliyorum. Olayım şu, peakleri yakalamak ve biraz vokale karakter verip yumuşatmak. Peakleri yakalayacağım, vokali biraz daha öne çıkartacağım. Şöyle, atak genelde böyle 1 ile 10 milisaniye arasında kısa bir atak olacak. Release de hızlı bir release olacak. Bakalım. FET VCA Opto kompresörü var. Bunların ne olduğunu da, kompresör nedir videomda tek tek anlatmıştım. FET olanı kullanacağım. Sadece biraz daha hızlı çalıştığını bildiğim ve düşündüğüm, en azından kulağıma da öyle geldiği için. Ratio'yu 4'e getireceğim. 4 civarları tatlı oluyor. Aynı sweeping'de yaptığım gibi doğru noktayı sweet spot derler. Orayı bulmaya çalışıyorum ve bulduğumu düşünüyorum. Şimdi threshold'u biraz geri çekeceğim. Ben böyle yapmıyorum. Yalnız oradaki farkı anlayın. Yani bir yerden sonra kulağınız zaten otomatikman size nasıl yapacağınızı yönlendiriyor. Ama bu yardımcı olacak bir metot. Atağı otomatikman bulursunuz. En tatlı noktayı böyle yükselterek release'i en hızlıya alıp sonra release'i de atağa göre böyle en tatlı noktayı sweeping yaparak, aynı EQ'de olduğu gibi bulursunuz tatlı noktayı. Ama fark ettiğiniz bir şey varsa şu an output input'tan yüksek. Kompresörü verince biraz ve önceki equalizer'la birlikte output input'un önüne geçti. Yani çıkan vokal giren vokalden yüksek. Onu dengeleyelim. Equalizer'da yaptık bunu en çok. Demek değil bu söke söke alacağım. Zamanla kendime pay. O yüzden şimdilik bay. Keskin dişim bu ufacık bite. Sonra burada bir tuş var. Buna bastığınızda bir equalizer daha açıyor. Veya bir plugin daha açıyor. Buradan aynı, şurada SOC yazanlar aynı pluginler. Orada Gate, Pre, DSR var ya, aynısı. Bir kompresör daha açacağım. Burada Opto kompresörü seçeceğim. Biraz daha yumuşak çalışsın diye. Burada hedefim peakleri değil de biraz vokalin devamında. Biraz vokali yumuşatmak. Yani daha yavaş atak, daha yavaş release kullanacağım. Bakalım. Ratio'yu da biraz daha düşük kullanacağım. 2'ye 1 tatlı olur. Burada vokali iyice yumuşatıyorum. Amacım burada o. Bir 2 desibel fazlam var. Onu da kısalım. Şimdi bütün plugin'i kapatıp açacağım. Bak, soldaki giren vokal, sağdaki çıkan vokal. Neredeyse aynı seviyede. Hatta çıkan vokal atak release ayarlarımız yüzünden biraz daha sabit olduğu için fırlamalar yok. daha bile kısık. Ona rağmen daha önde olacak vokal. Bakalım. Amacım gölge arda yürütür işimi, bu yüzden kötülük işimiz değil, hiç gücümüz aslımız maske artık saklı gülümsemem, eşime gelmezse kimseye gülümsemem ve ardını da saklarım üzülemem. Neredeyse vokal seviyeleri aynı ama ona rağmen kafalar değil bak hedefim hay, negatif değilim yine de dokunsam sönerdi belki de ışılda kay, istemek değil bu söke söke alacağım. Sonra efektleri de ekleyince stereo anlamında daha genişleyecek birkaç efekt de olduğu için şu an stereo halde daha tatlı duyulacak. Bakalım yaptığımız tüm efektleri tekrardan. Kafada biter olay enkaz adamım yoluna, tepede dolunay vere of gibi gücünü ayda bir depolama, hayır 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 hem olamam bu bir ana sürülerine kanımın kokusu çeker içime kanarım değil, dikkat etmek hiç amacım gölge ardı yürütür işimi, bu yüzden kötülük işimiz değil, hiç gücümüz aslımız maske artık saklı gülümseme. Çıkan vokal daha kısık olduğu halde vokal beatin içine daha iyi girdi ve daha iyi duyuluyor. Aradaki fark gain staging'den dolayı biraz. Çünkü ne oldu? Vokalin önde duyulması için ne olması lazım? Bir şey size nasıl yakın duyulur? Olay şu. Ne kadar istikrarlı ise size o kadar yakın duyulur. O kadar belirgin olur. Ne kadar parlaksa o kadar yakın duyulur. Ne yaptık? Vokali istikrarlı bir şekilde desibel ve seviye anlamında istikrarlı hale getirdik. Vokali şu an parça içindeki en parlak şey haline getirdik. Bize en yakın olan şey oluyor. Bunları yaptığınızda vokal zaten size yaklaşmış ve daha iyi duyulur hale geliyor. Yani desibelin ve vokal yüksekliğinin, ses seviyesinin sizi kandırmasına izin vermeyin. Gain staging olayı da burada size yardımcı olacak metot. Aklınızda olsun. Bu videodan diyeceklerim bu kadar. Son bir kez daha benim mixlediğim haliyle before after yapalım. Siz tekrardan bir görün. Takıldığınız bir yer varsa yorumlarda bana sorarsınız. Açalım hepsini. Şöyle başka ne vardı? Tamam. Mixiz hali, mixli hali konuşmamı da yapmayacağım ve bir son kez bakalım. Kafada biter olay enkaz adamım yoluna, tepede dolunay vere of gibi gücünü ayda bir depolama, hayır 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 hem olamam bu bir ana sürülerine kanımın kokusu çeker içime kanarım değil, dikkat çekmek hiç amacım gölge ardı yürütür işimi, bu yüzden kötülük işimiz değil, hiç gücümüz aslımız maske artık saklı gülümsemem, eşime gelmezse kimseye gülümsemem ve ardını da saklarım üzülemem, nefesim kanımdan hızlı aktığı sürece o verilen aktığım sürece kelelebet el ele verilir Zedo ve ben, kafalar değil bak hedefim hay, negatif değilim yine de. Evet dostlar, bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Umarım girişteki duyurumu atlamamışsınızdır çünkü sizden öyle bir beklentim var. Eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bana kesinlikle sorun. Sosyal medya hesaplarımdan, mail adreslerimden herhangi bir şekilde bana ulaşıp her istediğinizi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince, gördüğümce cevap veriyorum. Herkese her şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Eğer cevap vermediysem, bana mesaj yazdıysanız kesinlikle görmemişimdir. Tekrardan yazın, ben rahatsız olmam, haberiniz olsun. Kesinlikle görmemişimdir yani. Ya da bazen yanlışlıkla siliyorum. Çünkü sormuyor benden, ona istemiyor. Sile basınca otomatik pat diye siliyor. Bazen hiç görmeden silebiliyorum. Haberiniz olsun, bana tekrardan yazın eğer ulaşamadıysanız mesaj atıp da. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Peace.